Eski Başkan Donald Trump'ın kendisini tecavüzle suçlayan bir yazara yönelik süren hakaret davası New York'ta devam ediyor. Trump, Elle dergisinin eski köşe yazarı Jean Carroll'la ikinci kez mahkeme karşısına gelecek ve jüri daha önce Trump'ın yazara cinsel saldırıda bulunduğuna veya hakaret ettiğine hükmederek geçen yıl yaklaşık bir 5 milyon dolar ödemesine karar vermişti ve bugün de Trump'ın e, bu davada e, Carroll'la karşı karşıya gelmesi bekleniyordu. Bakalım geldiler mi hemen Mehmet Sümer'e dönelim. Mehmet ne oldu davada? E, dava şu dakikalarda görülmeye başlıyor. Donald Trump da davaya katılmak istedi. E, sen de söyledin, e, Carroll'a daha önce yani geride bıraktığımız sene içerisinde toplamda 5 milyon dolarlık tazminat ödenmesine hükmetmişti mahkeme. Cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan da 3 milyon dolar olmak üzere Donald Trump'ın Jean Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemesi kararı vermişti. Ancak daha sonra bir zarar tazminatı, hani bir bakıma ek tazminat davası daha açtı diyebiliriz Carroll. Bu dava da kabul edildi mahkeme tarafından ve şimdi bunun jüri seçimi ve ardından da işte ne kadarlık bir tazminat ödenmesi gerektiğine karar verilecek. E, Carol'ın talebi 10 milyon dolarlık bir tazminat ama mahkeme ne kadarlık bir tazminat hükmedecek onu yani jüri ne kadarlık bir tazminat hükmedecek onu hep birlikte göreceğiz. 90'lı yıllarda 1996 yılının e, ilk bahar aylarında New York'taki ünlü e, mağazalardan moda giyim mağazalarından bir tanesinde e, Donald Trump o yıllarda o mağazada çalışan Carol'a bir soyunma giyinme kabininde tecavüz etmekle e, suçlanmıştı. Carol bu iddia ile ortaya çıkmış, iddiasını kanıtlamış. Mahkemede söylediğimiz gibi cinsel e, taciz DARP'tan e, toplamda 5 milyon dolarlık bir e, 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 cezaya hükmetmişti. Ama Carroll daha sonra Donald Trump'ın kendisiyle alakalı konuşmaya devam etmesi, kendisini yalancılıkla suçlaması, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle bir zarar tazminatı davası daha açtı. O dava da söylediğimiz gibi kabul edildi. Donald Trump da buna itiraz etti. Donald Trump bu davaya da katılıp kendisini hiç tanımadığını, kendisiyle hiçbir zaman karşı karşıya gelmediğini, hakim karşısında da söylemek istediğini ifade ediyor. Donald Trump açıkçası hani şu anda öyle bir noktada ki neredeyse her hafta farklı bir dava nedeniyle mahkeme salonlarında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere hemen hemen bir sene kadar önce Donald Trump ilk kez eski bir başkanın Mahkeme salonuna hakim karşısına çıkacak olması sebebiyle bütün dünyada basının inanılmaz ilgisini çeken yani abartmıyorum belki binden fazla basın mensubunun geldiği bir dava ile birlikte hakim karşısına ilk olarak çıkmıştı. Ama şu anda neredeyse haftalık bir rutin haline geldi diyebiliriz Donald Trump'ın hakim karşısına çıkması. Geride bıraktığımız haftada Trump şirketlerinin dolandırıcılık davası nedeniyle hakim karşısındaydı. Dolayısıyla birçok suçlama ve birçok dava var Donald Trump'la ilgili. Ama şunu söyleyelim, dün Iowa'da yapılan seçimlerde, ön seçimlerde gösterdi ki Donald Trump bu davalardan, bu süreçlerden kendisine oy devşirmeye, oy kazanmaya devam ediyor. Anketlere sonuçları veriyordu. Dün %51'in üzerinde oy alması Iowa seçimlerinde bunu da bir bakıma e, anketlerin sonuçlarında doğrulamış oldu zaten.